Merhaba dostlarım, ben Serdar Videoluş Gold Beskerime hoş geldiniz. En son doğru, elimizde böyle bir şey vardı değil mi? Biz eve gideceğiz arkadaşlar. Eve gidip ilk önce tabii Labirentina mı gideceğiz? Yok, Labirentina gitmeyecekmişiz. Kışlı İşler Koleji'ne gidecekmişiz. Ama ilk önce Akça'ya gideceğiz. Çünkü şimdi biz geçen bölümde tekelli silahların efsanevi yaptık. 15 seviyeye indi. Hoş canavarlarla falan kapışırken silah, elimizdeki silah bayağı iyiydi. Gene 20'ye 22 23 falan yükseldi de. Bilmiyorum, belki 20'ye yükselmiştir sadece. Ben şimdi çift telli silahları kullanacağım demiştim. Çift telli bir tane Daedra kılıcı yapmaya gidiyorum. Bununla birlikte sanırım iki tane skillim efsanevi oldu. Daha önce demircilik efsaneviydi. Demirciliği efsanevi yapmıştım. İbo sağ olsun. Şimdi de kendi isteğimle yaptım bunu. Ve ne olacağını bilerek yaptım bu sefer. Tek elle silahları şey yaptım. Bayağı yükselttim. Efsanevi yaptım daha doğrusu. Şimdi ise çift elle silahları kullanacağım artık. Bakalım ne yapacağız. Kalkan falan kullanıyorum tek elle silahlarla birlikte ama bu efsanevi yapabileceğim için direkt çift elle silahlar efsanevi. Şurada birazcık bekleyelim. Saat kaç? Of, saat de bayağı varmış ya. Allah Allah. It's from Falk Firebeard at the Blue Palace. Ha. Looks like that's it. Got to go. Eşyalar mı? Eşyalar mı? Bir karar ver yani, eşya eklendi diyor. Tolgar, son günlerde Kurt Kafası mağarasından engellediğin çağırma ve bağlanma ayinleri ile ilgili bazı rahatsız edici haberler aldık. Bu olaydaki rolünü dayanarak ıssız kenti dönüp bize tekrar yardım etmeni istiyorum. İhtiyatlı olmak açısından tüm detayları yazıya dökmüyorum. Lütfen Mavi Saray'a beni görmeye gel. Anlaşıldı kanka. Saygılarımla Folk Ateş Sakal. Şöyle şu anda görev gelmesi gerekiyordu aslında ama. Neyse, hadi bakalım. Şöyle birazcık ne yapalım ya? Şurada bekleyelim ya. Şurada böyle bir 12 saat, 13 saat bekleyelim. Ya işte böyle. Bu arada bunu ben ne zaman atarım ya? Ha tamam. Yok, daha şey yapmayacağım. Sakallar kötü oldu ya. Bu bayağı kötü oldu. Neyse. Var mı? Çok ilginç. Valla ben görmedim. Şimdi şunu yapmak için ne yapacağız? Daedra, Gürz'ü. Daedra şey yapabiliyor muyum? Cenk baltasını geç, Gürz'ünü geç, büyük kılıcı. O bayağı sağlam görünüyor yalnız ha. Cenk baltası, Gürz o kadar şey değil de. Daedra savaş baltası var. Tek elli mi bu? Şey mi? Cenk baltası, büyük kılıcı. Daedra savaş baltası direkt 4000. Zırhlı eldiven diyor. Hazır eldivenleri falan diye onları zaten yaptık. Büyük kılıç yapabiliriz. Bu 40 vuruyor. Bu 27 ağırlık. Bu 40 vuruyor. Bu da 45 vuruyor. Bence büyük kılıç yapalım biz. Aynen, oluştur gitsin. Demircilik yeteneği direkt 95 olmuş. İyi, birazcık arttırmışız o zaman. Bilek taşını da kullanarak şunu birazcık daha geliştirelim. Daha da büyük kılıcını seç. Oha, 57 yaptık. Efsane bir yapalım. Sadece bu haliyle bile 57 vuruyor. Yok, artık böyle kullanmayacağım. Artık Daedra şeyde elimizde olduğumuza göre, silahda Daedra büyük kılıcı kullanacağım artık. Of. Oh yeah. Oh yeah. Hadi şimdi eve dönelim. Evime gideceğim ve deşant yapamayacağım. Neden deşant yapamayacağım? Buradan yapamıyorum çünkü. Şimdi Savos, ya Savos Arena'ya rapor vereceğim ya da şey yapacağım. Labirentina falan gideceğim ama. Yaman ya. Ya sen neden benim evime giriyorsun? Amaç ne? Neden ben evin içinde alev yakıyorum? Tabi ısınmak için de. Pencereler falan kapalı. O da daha da acayip bir şey. Neyse. Şuradaki Mavi Saray'a gidip Folk Ateş Sakal'la konuşacaktık. Karanlık kardeşliğe katılmanın tek yolunun direkt iletişime geçmek olduğunu söylerler. Ama bu karanlık suikastçı grubu çok seçicidir. Şimdi hırsızlarla öncesinin görevlerini bitirdik. Daha doğrusu bitiriyoruz. Bir tek iskelet anahtarlarını teslim etmemiz gerekiyor ki oyunun yani bunu artık herhalde son videoda yapacağım. En son artık çekeceğim Skyrim videosunda yapacağım çünkü yani her şeyi açıyor. İskelet anahtarı. Saldırılar bir kalkan ya da bir silahla engellenebilir ama kalkanlar daha etkilidir. Daha önce geçirilmiş yerlere yerel haritada olmadığın sürece hızlı seyahat yapabilirsin. Yerel haritada olmak birazcık problem ya.
Hani yerel harita kapsamını keşke birazcık daha daraltsalar da böyle gıcık gıcık yerlerden gitmek zorunda kalmasam. Aa, bu da feymiş. Bu da fedai. Ben de fedaiyim. Ha, daha fedai değilim ama. Daha şeyde fedai değilim ben. Solitude'da, ıssız kentte. Bu arada iç savaş olacak yakında herhalde Skyrim'de. Ben tüm ana görevleri bitirdiğim zaman. Öyle olduğunda lütfen seçeceğim taraf hakkında fazla yorum yapmayın. Spoiler da vermeyin. Çünkü tamamen kendi fikrim olacak o. Kendim seçmek istiyorum. Ya mavi sarı bu kadar fazla mıydı ya? Dur gel seninle bir konuşalım biz. Aa, aa, ben çift kılıç kullandığım zaman o da çift kılıç kullanıyor galiba. Neyse. Ben sana kendi silahlarımdan şey vereyim. Yani artık şeye gerek kalmadı. Palaya gerek kalmadı. Efsanevi ama gerek kalmadı o kadar. Neden 28 ya? Ha. Çünkü az. Hayır. O kalsın. Şunu veriyorum. Bir de giysilerden ya bunu vereyim. Veremiyor muyum? Al, al. Şunu da al. İlasteyn'in yüzüğü. Kalsın ya. Bunu falan al. Sağartal madalyonu. Sargı postal. Tılsımlı yüzük. Ben bunu mu... Aa, ben yüzük takmıyorum ya. Bu ne? Sinsilik %10 daha iyi kuruma gelir. Yok canım. Tılsımlı yüzük. Ha. Ya kalsın o ya. Seni direkt çizmeyi falan ver. Kaldığım bir şey bende. Kalmamıştır. All set. Let's go. Hadi bakalım. Şimdi nereden gideceğiz biz? Folk ateş sakal değil mi? Neredesin sen? Ha sensin. Aynen. Mesaj mı gönderdin? Yes, so when you broke up the binding, Fatima escaped. Ha. Ha, demek ki daha Potema bayağı güçlü bir düşman. Stir kim? Arkay abi. Arkay bu arada bir tanrı. Aydralardan biri, iyi tanrılardan birisi. Ölüm tanrısı ama buna göre iyi bir tanrı yani. Kötülük falan yapmıyor. Neden ben diye sormayacağım tabii ki. Her şeyi ben yapıyorum çünkü. Kurt Kraliçe uyandı. Hemen Kurt Kraliçe'yi uyandıralım. Uyandı zaten daha doğrusu. Hemen bir dürtelim yani. Bir günaydın diyelim. Ama bunu direkt hızlı şey yapacağım. Ben hızlı şey yapamayacağım. Ya Stir'in yerine kadar gideceğimi. Hızlı fast travel'den. Ya şu köprüye gideceğimi yani şu anda. Direkt şöyle giderim daha iyi. Umarım hızlı bir şekilde gider. Çünkü zaten ıssız kentin teknik olarak içindeyiz. Sadece kalelerde değilim. Kimse Medfund'a neden Skyrim'in mezarlarını gezindiklerini bilmiyor. Ben biliyorum. Bazı insanlar yıllar önce ejderhalara hizmet ettikleri. Bu yüzden bu gerçek de bu. Yitik elfler Skyrim'in derinliklerinde yaşayanlarını sürdüren kötü tabiatlı şeytani yaratıklardır. Sadece tek bir arzuları vardı. Yeryüzündeki dünyayı ve üzerinde yaşayanları yok etmek ki bunun da hepsini açıklayacağım ben size daha sonra. Skyrim sırlarına da başlayacağım bu arada. Ben geçen gün videoda söyledikten sonra bayağı bir şey ısrar falan geldi. Israr diyorum neyi baskı falan bastırıyor diye. Neydi ya? Rica geldi. Ama ne geldiyse geldi. İstek geldi. Hah tövbe tövbe. Şurada bug var bu arada haberiniz olsun. Orada daima iki tane görevli şey yapıyor. Spawn oluyor. 3 tane. Hareket etmiyorlar mı? Olduğu yerde durdukları yerde duruyorlar yani. Hiçbir şey yapmıyorlar. Neyse biz şuraya bir gidelim. Şehir mezarlığı. İyice derinlere ineceğiz burada. Belki iyi bir loot gelir bilmez. Can I help you? Tabii ki. You must be the one folk spoke so highly of. Aynen. Welcome. Adam buraya mı gömüldü? İdam edilen adam. Yes, I made an appeal to Captain Aldous. He allowed folk there to have a proper Nord burial. Kuzeyli cenaze. Tamam. Tamam, hadi bakalım. Folk beni seninle Potema hakkında konuşmak için yolladı. Potema. Former queen. She was responsible for the empire's near collapse almost 100 years ago. I believe I have a book about that. Ve şimdi Potema döndü mü? She'll need help before she can return to the living. For the moment, the wolf queen has retreated to a place filled with dead, eager to serve.
Anlaşıldı. Tamam. Ben yapabilirim. Good. Being at the summoning created a connection to Potema. I can provide you with some help with her minions. As to Potema herself, find what's left of her body. Like ha, iskelet olacak. Remove it from the catacombs and bring it back to be sanctified by RK. Peki. Ne bilmem gerekiyor? A curious figure. Unrepentantly evil and nasty, of course. Also astonishingly brilliant. Potema eski kraliçelerden birisi. Eski Skyrim'in eski kraliçelerinden birisi bu arada. Bu arada eğer Skyrim'i bir şekilde videoları bitirmeyi başarabilirsek, son verebilirsek ki bayağı uzun sürecek. Veya hiç vermeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz çok geniş bir oyun. Elder Scrolls 4 Oblivion oynamayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Onun modu falan varsa böyle grafiklerinin iyice Skyrim versiyonu gibi geliştirilmiş bir modu. Mesela Skywind veya neydi? Oblivion mi? Neydi ya? Neyse ilahlar tapınağına geldik. Grafikleri geliştirilmiş bir versiyonu varsa onu onu oynamayı düşünüyorum ama muhtemelen hileyle oynayacağım çünkü beceremiyorum onu. Savaş mekanikleri o kadar gelişmiş değil onda. Bir de seviye atlamak gerçekten çok dengesiz. Şuradan aşağıya inecekmişiz. Nerede iniyoruz aşağıya? Şuradan herhalde diye düşünüyorum. Bu ne? Kanka siz nereden aşağı iniyorsunuz bu arada bir... Hah, burada. Daha önce söylediğim gibi sen bir canisin. Bunu anlıyorum yani. Haydi bakalım. Şöyle bir kaydedelim oyunumuzu. Skyrim aynen. Potema'nın yeraltı mezarları. Haydi bakalım. Gene bu loading screenler beni deli edecek. Gene deli edecek. Bekliyoruz. Bütün gün CC izliyoruz burada. Şu anda benim adımlarımın hiçbir sesi çıkarmaması gerekiyor yani. Hiçbir şekilde beni fark etmemeleri lazım. Tek fark edebilecekleri olur. Mjoldur. You've arrived at last. The hero. Ha, merhaba, ne haber kanka? Ha, böyle yapacağız. Oha, çok yavaş. Neyse, yavaş mavaş hallederiz bile. Oha, çok yalnız bayağı yavaş bu ya. Hallederiz bir şekilde, neyse hayvan gibi vurursak. Yani birden fırlayacak zaten leveller ilk önce. Sandığı bir arayalım. Al bunu, kinaret madalyonu. Kinareti daha önce almadık herhalde. Bana zırhını boş ver. Hello. Ha, bir 40 olsun. Şunları boş ver. Sakın. Affedersin, yanlış oldu. Of. Sakın, hayır, vampir olmayacağım. Oh be, çift el saldırı yeteneği 41 oldu. Eski ıssız kent mahzen anahtarı falan filan. Bayağı bir şey var ya. Ne haber? Yalnız bu çok kötü ya. Bu silah gerçekten çok, yani çok yavaş ya.
Bayağı yavaş. Neyse bakalım birazcık artsın şey. Metfun'u arayalım. Aynen al şuna gitsin. Dur bakalım belki bir süre sonra şey olur. Merhaba. Hello, dur şöyle gidelim her zamanki gibi. Birazcık Dadra yayını kullanalım. Birazcık Legolas olalım değil mi? Oba. Hemen şunu al. Kristal kılıç. Of Metfun. Kristal kılıç yalnız çok sağlam görünüyor ya. Aa, esniyor, şuna bak, sıkıldı. O kadar macera yaşıyoruz, kadın sıkıldı. Gel çabuk gel. Buradasın, burada ne var? Seni şöyle bir headshot alalım. Bu işte böyle. Ork okunu aldım. O iki okumu da geri aldım. Çok hoş. Var mı burada uyanmak isteyen abimiz, ablamız? Ne neyin artist diyor. Hareket çekiyor bir de. Bak terbiyesize bak. Of. Çok fena gidiyorlar yalnızlar. Çok hoşuma gidiyor bu iş. Huzursuz Metfun. Huzursuzsun tabi. Benim bir tarafıma ok saplansa ben de huzursuz olurum. Çok normal, doğal, rahat bir şey. Nerede bu? Aa, şey nerede? Hah, buradaymış. Bayağı uçmuşsun sen kanka. Oklarımı geri topluyorum. Çok hoş bir şey ya. Çok mutluyum şu anda. Hiç ok harcamıyorum neredeyse. Aynen şey gibi, Daryl gibi hissediyorum yani. Asmıyorsun, her tarafta asmıyorsun burada zaten. Bir haftadır asmıyorsun, topluyoruz. Hadi bakalım, devam. Şurada. Of, vampir. Bir ayağa kalktığında çok mutlu olurum. Al. Al bakalım. Yırtıcı vampir yalnız bayağı sağlam çıktı. Canımızı okudu bizim iyice. O yüzden kendimi birazcık ben güvene almak istiyorum. Bazı şeyler var. Daha... Aa, burası vampir şey mi var burada? Oo, hiç sevmedim burayı ya. Ork oku, 88 tane ork oku var. Hemen ok değiştirelim. Abanoz oku, cüce oku 14 vuruyor. Dadra oku zaten şey. Demir ok, elf oku, ok, kristal ok 48, yeminli oku, yetik elf oku, çekilik ok. Şu anda sanki cüce okları daha fazla gibi. Ork oku zaten 12 vuruyor. Merhaba. Hoş geldin. Gerizekalı. Ne yapıyorsun? Mal. Şöyle bir inelim biz de suya. Metfun. Hemen al bunu. Oklarımı al, geri alayım ben. Hayır, oklarımı geri alamadım. Çok ilginç. Tamam. Şöyle bakıyorum. Şunun altında bir şey var mı? Vazo var. Bunu aldım. Başka da bir sürpriz falan yok herhalde. Aslında tek başıma gitsem ben... Ah! Çekil. Tuzak çalıştıracak bu gerizekalı biraz sonra. Aa! Çalıştırmadık! Aferin kız! Oo! Kediciye bak sen, bayağı iyi. Bayağı iyi çıktı. Şurada var mı bir şey? Her zaman yani ben olsam şuraya falan sandık koyardım. Hani bir tane sandık, böyle bir ödül olsun falan. Çünkü gerçekten böyle tam sandık koyulacak bir yer. Arkeolojik olarak şey koyulacak bir yer. Doktor Serdar Ersedin, Profesör Serdar Ersedin. Çok ilginç. Evet. Bizimki bayağı vuruyor. Bayağı vuruyor. Çok hoştu bu ya. Cici okuma geri alıyorum. Bak şuna bak şuna. Kilitli tuzak deliği. Bak bir de tuzak koymuşlar. Kilit açma yeteneği 66 olmuş. İyi, hoş.
Kusursuz safir. Aha şunu bir alalım bakalım. Kusursuz safirlerini Madesi'ye bir götüreceğiz daha sonra biz. Şunu açalım hemen. Ha. Şunu şey yapacağız şimdi. Ha böyle geçeriz buradan. Hiç sorun olmaz. Allah kahretsin geçemiyoruz. Çok ilginç. Hayır. No 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 no. Hayır hayır hayır. Of çok. Neyse. Şimdi hatırladım. Tamam. Hadi bakalım. Oh be tam oldu şimdi. Yani sanırım boss battle'a geldik. Bayağı bir şey iksir falan var burada. Sağlık ilacı falan var. Tuz yanımı. Burada bir şey mi var? Aynen öyle. Ne var burada? Kar üzümü falan var. Bu ne? Asma yosun ve kar üzümü. Asma yosun ve kar üzümünden bir şey deneyelim şimdi. Birazcık simyamızı geliştirelim. Malzemeler. Asma yosun ve kar üzümü. İşle. İlk soruşturma baştan dene. Asma yosunu. Aynen. Püüü. Aynen çık. Ya boş boşuna mı koydular onu oraya yani? Yoksa bir tane daha mı malzeme gerekiyordu? Muhtemelen bir tane daha malzeme gerekiyordu. Tamam. Sarımsak, örümcek zehri ve deve dikeni. Bu ne? Tuz yeni. Sarımsak, örümcek zehri ve deve dikeni. Çok merak ediyorum ne olacak. Deve dikeni. Aa, örümcek zehri nerede ya? Tamam, tuz yeni ve sarımsak. Efsun yenileme iksiri kazandık. Oo, çok ilginç. Yeni bir iksir bulduk. Gördüğünüz gibi bir arada verdiği zaman işe yarıyor aslında. Neyse devam edelim. Potema'nın sığınağına geldik artık. Potema daha fazla başka bir yere sığınamayacak. Ha çok saçma. Yani Potema'nın sığınağı. Ha Potema'nın altarı gibi bir şey oluyor o zaman bu. Hani sığınağı değil de hani daha çok şey açtık, konsol açtık. Hemen aynen şöyle çıkaralım okumuzu. Sen böyle şey gidiyorsun değil mi? İyi. Of, 3 kat hasar veriyoruz şu anda. Oo, ilk kez böyle bir adamı böyle bir şekilde bu şekilde öldürdüm. Çok mutluyum. Nerede o adam? Metfun ölüm lordu. Aslında 4-5 tane sıkmıştım ben o şeyden ama bana sadece 2-3 tane vermiş. Olsun. Şurası bayağı tuzaklı muzaklı bir yere benziyor. Ben burada kaydettim zaten ama ya. Zaten kaydettim doğru. Dur dur sakin. O da öldü. Hemen ne yemiyor ya? Şey güç emiyor galiba. Bardak falan var. Burada bir tane vampir uyandırmışız biz. Olsun. Hayır ters yer. Ah be gene mi? Neyse. Seni bir doğru düzgün bir oturtalım yerine de. Ya bu bulmaca değil yani. Bu sadece uğraştırıyor adamı. Bu bulmacalar o kadar iyi yapamamışlar. Ha ikinci kapı da tamam. Değil mi? Üçüncü kapıyı mı yapacağız o zaman biz şimdi? Ya bir çekilir misin lütfen? Tam böyle bir açılsın kapı. Açıldığı zaman yapacağım. Açıl susam açıl. Açıl baharat açıl. Açıl öksü otu açıl. Şuradan geçebiliriz artık yani herhalde bir zahmet. Aynen geçebildik. Etrafımıza bakıyoruz. Şurada ne var?
Burada bir yer varmış. Nereden geçiliyor? Of. Ya. Şunları da alayım. Çok sağ ol cicim. İçi doldur bunları şimdi. Ha doğru yok. Sağ taraftan bir gidelim. Hayır, sağ taraftan gidemiyoruz. O zaman biz de sol taraftan gideriz ya. İyi, illa ki onlara mı kaldık yani ne? Tahta kapıdan önce şöyle bir kaydedelim. Ne olur ne olmaz. Bana bir şey olmuyor öyle. Hadi bakalım gel. Öldü. Ölmedi. Haha ben öldürdüm. Cüce okumu alayım ben. Ben birazcık şunu geliştireyim ya. Aynen daha da büyük kılıcını geliştireceğim. Aynen diyorum. Toy vampir. Gel bakalım toy vampir. Kutsi mekan anahtarı. Potema kutsi mekan anahtarı. Tamam oraya da gideriz. Burası mı orası? Yoksa burası şey mi? Adam canımı mı okuyor? Ha kutsi mekana gidiyoruz yani şu anda. Hadi bakalım. Aynen kutsi mekan. Kutsal mekan gibi bir şey. Saçma bir isim gibi ama bir anlamı var yani. Kutsi mekan. Kutsalmış mekandır herhalde. Tapınak gibi bir yerdir o zaman burası. Vampirlerle uğraşılmaz saçma ya. Yani ben ölü çağıran büyücüler falan var. Onlar olsa anlarım da. Yani tamam gene vampirler mantıklı. Ama şey daha mantıklı. Ha yok bu ölü zaten. Buralarda ne var? Dinç iyileşme iksiri. Sakin 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 sakin. Sakin 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 sakin. Ya ne yapıyorsun ya? Ya bir dur 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 sakin sakin sakin. Bak 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 gidiyor hemen savaşacak. Bak bak bak. Hah baştan gizli olduk. Dur geliyorum. Yakutlu aldım. Geliyorum buradan bekleyin. Ya ama cam okuyacağım seninle. Al al. Al sana kadim vampir. Tam böyle kafana kafana vuracağım. Kafana kafana geçireceğim bunu. Sen de ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Al. Al 42 yaptım saldırı yeteneğini. Dur bu gene şey yapacak. Aynen öyle. Şuradan iksir patlatalım bir tane. Sağlık 100 iyileşir. Aa hepsini içtik mi? Neyse. İkimiz birlikte saldırıyoruz şu anda buna. Oba bu kadar basit bu iş. Gel gel gel. Neyse en azından iskelete tek atabiliyorum. Bu mu? Bu muydu yani o kadar kocaman şey. Asıl olay bu mu adamın? Ha geldik şu anda boss battle'a geldik. En azından şunları falan şey yapalım yani. Cık. Ya boş ver ki arama bunları direkt geçelim. Al geldim. Dur. Oha bunların hepsini şey mi yapacağız şimdi? Tam şaka 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 yaptım. Şuna bir kere bir sıkalım. Al. Bir kere ben sıkayım. Bak ölürdük. Birlikte yaptık. Metfun ölürdü. Başka? Ha. Gel bakalım kuzum sen şimdi buraya. Var mı buralarda canlandırabileceğim birileri? Burada yok.
Dur ben bir saat bekleyeyim. Aa yanında bekleyebiliyorum. Aynen geldim. Merhaba kanka. Ben dayanırım yani sonuna kadar. Benim zırhım sağlam. Kılıcım sağlam. Ben sağlam değilim birazcık ama olsun. Kim sıkıyor bana oradan ya? Sen gene canlandın mı? Çift el saldırı yeteneği 44 oldu. Bayağı bildiğiniz gelişiyor yani. Siz benim neden kankama neden saldırıyorsunuz? Bak 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 ne yapıyor bak bak. Bak bak yukarıdan şey sıkıyor bak. Yıldırım sıkıyor. Sen Thor musun? Sen Thor musun? Thor sen değilsin. Kim geliyor? Bak bak gene o uyandırıyorsun. Adamlar ne güzel uyuyor. Sen onları uyandırıyorsun ya. Al. Bir tane de ben sıkayım. Bitsin. Bak 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 ölüm lordu saldırdı peşimden. Hemen bu bağır ama bak. Şu birisi şurada esis alsın. Şunun bağırmasını şey yapın ya. Bu ne biçim iştir ya. Hemen şurada bir screenshot al. Durdurun şunun bir resmini alın ya. Of. Ne saçma bir iş bu. Neyse şurada nihai iyileşme iksiri alırım bir tane. Bak, Mjol arkadan, ben önden seni şimdi halledeceğiz. Kılıçlar. Oho, bu her yerden sıkıyor ama her tarafında çağırıyorsun birilerini. Kim geliyor bu sefer? Merhaba. Merhaba kanka. Neredesin? Seni göremiyorum ama ben ya. Çok ilginç. Aha oradasın. Gördüm seni, geliyorum. Bak, 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 bak. Abi ne kaçıyorsun? Bak bak kaçıyor bak 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 pisliğe kaçıyor bir de. Kaçıyor bak 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 bak. Aha böyle ölürsün Potema. Aynen böyle ölürsün. Az kalır o. Onlar bile az kalır yani. Altın. Sıradan ruh şeferi bomboş. Boş olduğu zaman pek şey yapmıyorum yani almıyorum. Ancı Joke var. Seni öldüreceğim. Bak Potema kalıntısı bile savaşıyor. Kendisini öldürdük kalıntısı savaşıyor bu sefer. Hiç durmak yok. Delanet ilk alınmış. Bu ne? Şimşek ork kılıcı. Aa. Sağlama benziyor ha. Ektoplazma. Şimşek ork kılıcı. Ben bunu alır deşant yaparım bir. Potema'nın kuru kafası. Kalıntıları Steve'ler. İlk önce şuradaki şeyleri bir lootlayalım. Sabit himaya gerek yok. Chris Crate'li ev efsanesi. Oo ben bunu satarım bir yerde. Hemen. Aa dışarı mı çıktık? Çok ilginç. Ha yok dışarı çıkmadık. Mağaradan çıkacağız biraz sonra herhalde. Evet mağaradan çıkacağız. Tahta bariyer etkinleşti. Demir kapıyı aç. Bak Metfun ölür mü ordu bak. Al al. Öyle ağzın ortasına çakalar. Öyle artistik falan yok. Of. İşte bu. Cüce okumu da alayım ben. Naber kanka? Seni de bir halledelim istersen. Ha ben bunu 12 vuruşta hallettim zaten sorun yok. Aç. Skyrim'e mi gidiyoruz? Nereye gidiyor? Aa buradan çıkalım diyor. Yok ben direkt buradan çıkarım yani.
Yardım ettiğin kişiler sana sempati duyarlar. Hatta bazıları seninle gelip talimatlarını yerine getirirler. Ha doğru. Mıyıl gibi. Kılıcını aldık ve bize yanımıza geldi. Şimdi Folk Ateş Sakalı'yla tekrar görüş. Hay hay kaptan. Bir gidelim oraya. Bütün ejderhaları korkutucudur ama bazıları diğerlerinden daha güçlüdür. Kahverengi ve yeşil renkli olanlar genelde beyaz ve veya gümüş renkli kuzenlerinden daha güçsüzlerdir. Demek ki kahverengi ve yeşil renkli olanlar güçsüz, beyaz ve gümüş renkli olanlar daha güçlü. Onlar herhalde Elder Dragon falan oluyor. Troller yaralandıkları zaman kendilerini iyileştirebilirler ama ateşe karşı zaafları vardır. Okey. Ne ama seviyemiz de artmış. Bakın 45 seviye 45. seviye de bayağı artmış. Hem tek elli silahlarındaki seviyelerimizi arttırınca hem çift elli silahlardaki seviyemiz arttırınca hem de kalkan seviye engelleme seviyemiz arttırınca bayağı seviyemiz arttı. Şimdiden iki görevimiz birden var bizim. Ha Madesi'ye geçiyor. Ha kızıl kartalın kılıcın oğlu geç bunu. Bir şunu bir okuyalım bakalım neymiş bu gizem veya neydi? Krite ile evi efsanesi. Ha sinsilik yeteneği 73 olmuş. Ha. O zaman bunu atlatayım. Bunu da yaptık zaten. Hazine avcısının notu. Hadi gidelim. Mavi Saray. Kitaplar da var ha. Kitapların ağırlığını küçümsemeyin. Yani baktığınız kılıcınız falan, kalkanınız az, silahınız falan az, giysiniz az. Eğer çok fazla kitabınız varsa onlara da ağırlık yapıyor. Notlar değil ama görev notları falan değil, kitaplar. Ayrıca bazen yiyecekleri bayağı çok fazla almışsanız onlar da ağırlık yapıyor. Söyleyeyim diyorum sadece o kadar. Folk Ateş Sakalı ne haber kanka? Potemon'un icabına baktım. Without you this would have been a disaster. Take this payment. The Jarl will thank you. Make no mistake. We consider you protector of solitude. Teşekkürler dostum. Issızken kalkan almışım. Altın 1800. Fazla o kadar da fazla değil. Şuraya çıkamıyorum ya. Hayır tam böyle şeye çıkmak istiyorum ha. Hayır. Tam buraya. Hayır. Tam buraya. Hayır. Tam buraya. Ay, çıkacağım ben oraya. Çıkacağım yani. Bunun şeyi yok. Ha hayır düştüm. Olay sorun değil. Gene bir şeyler yaptım. Neyse. Ben çıkacağım oraya. Kafayı taktım. Çok çok güzel bir şey. Ha. Ha. Woohoo. Hadi bakalım. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek şönürlükle kalmanız dileğiyle. Bye bye.